Sevgili öğrencilerim merhabalar. Eşkenar dörtgen ve deltoidin ikinci konu testindeyiz arkadaşlar bu videomuzda. Hemen bira bismillah diyeceğim. Şöyle odaklanmasını bir ayarlayayım. Başlayalım. Evet. Diyor ki birinci soru. ED ile DF eşit. Bu bir deltoid. Madem ki deltoid o zaman burayla da burası kesinlikle eşit. Ve deltoid de biliyorsunuz bu ikizkenar üçgenlerin tepe noktalarını birleştiren şu salak doğru kesinlikle açıortay olacaktı. Buraya da açıortayımızı yapıştıralım. Şimdi AB 14, AC 15 verilmiş. Şuraya 15 diyelim. BC'yi de 20 vermiş. Amca sağ olsun bizim için. Bakın açıortaydı bu. Açıortayın kollarının oranı 15'e 20. Hemen ayakları da aynı oranda olmak zorundaydı. Bunu da şöyle yazalım. 5'e bölerek söyleyelim. Burası 3 olur. Burası da 4. Yani şurası 3K. Burası da 4K olacak. Bakınız ne yaptık? Açıortay teoremi yaptım. Kolların oranı ayakların oranına eşittir muhabbetinden 3K'ya 4K diye yazdım ki açıortayı unuttuysanız eğer gobeller hemen benim konu anlatım videolarımdan bakabilip hatırlayabilirsiniz. Evet. Sonra bize AB'yi 14 vermiş. Yani 7K'yı 14 olarak vermiş. Demek ki K'mız 2. Bize 3K'yı soruyor bu amca. 3 tane 2'yi soruyor. 6'yı paketledim. Geçtim ikinci sorumuza. Eşkenar dörtgen diyor ve 2 tane yükseklik çizilmiş görüyorum. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende yükseklikler eşitti dostlarım. Öncelikle şu karşılıklı açıların eşit olmasından şu açıya da biz bir 60 yazalım. Şurada bir 90'ımız var. 60, 90 şu minicik açıya 30 derecemizi yazalım. Yine şuradaki Z harfinden buranın da 90 olduğunu söyleyelim. Ve 90'ın karşısında 30'un karşısı muhabbeti yapalım. 30'un karşısına K dersem 90'ın karşısına yani X dediğim yere 2K yazabilirim dostum. Eşkenar dörtgende yükseklikler eşit demiştik. O halde yukarıdan aşağı inen yüksekliğim 5 artı 2K dediğim bu yükseklik soldan sağa doğru giden K artı 12 dediğim yüksekliğe eşit. Ben buradan K'yı 7 buluyorum. Bana 2K'yı soruyor. 14'ü işaretliyorum. Geçiyorum 3. soruya. Eşkenar dörtgen demiş yine amca sağ olsun. Eşkenar dörtgende ED'yi 10, EB'yi 6 vermiş. BC bölü AE oranını da bizden istiyor. BC bölü AE. Şimdi eşkenar dörtgenimizde köşegenler dik kesişiyordu. Bunu bir gösterelim. Şu köşegen diktir. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. Şimdi bu köşegenin toplamı 16 ise bu 16'yı 2'ye böleceğiz değil mi arkadaşlarım? 8. Şuraya da 2 kalacak. Hemen şurada bakın diklikten diklik indi. H kare P çarpı K yani 8 çarpı 2 öklitini yapalım. H kare 16 gelir. Demek ki H 4. Burası 4 ise köşegenler birbirini ortaladığı için burada 4. Bakın şu dik üçgenden 4 var 8 var biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıdır Pisagor bağıntısını yaptım. Şu dik üçgende biri 4 biri 2 yine biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıdır hipotenüs 2 kök 5 yazdım. Benden de BC eşkenar dörtgenin bir kenarını 4 kök 5 bulduk. O zaman BC 4 kök 5 bölü AE yani 2 kök 5. 4 bölü 2'yi soruyor arkadaşlarım. Cevabımız 2 geldi. Yani Ceyhan'dan çıktı cevap. Geldim 4 numaralı sorumuza. ABCD deltoid diyor. 2'yi gördüm 4'ü gördüm. Şimdi deltoidde bildiğimiz şeyler. ABC açısı 60 dereceymiş. Önce onu bir gösterelim. Şurası 60 dereceymiş dostum. 2'ymiş 4'müş. Köşegenler dik kesişiyordu. Bu 1. Şunlar ikiz kenar üçgenler olacaktı. Bu 2. Şimdi bakın bu ikiz kenar tepesi 60 olduğu için taban açıları da 60 ve 60 olacak. Eşkenar dörtgene döndü ister istemez. Demek ki yüksekliği 4 olan bir eşkenar üçgen var elimde. 60'ın karşısı 4 ise 30'ların karşısı bunun kök 3'e bölünmüş hali olacak. 4 bölü kök 3 yani 4 kök 3 bölü 3. O zaman burası da 4 kök 3 bölü 3 oldu. Yani biz aslında deltoidimizin bir köşegenini bulduk. Neymiş köşegenin toplam uzunluğu? 8 kök 3 bölü 3'müş. Diğer köşegeni de 6'ydı. Biz deltoidin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenleri çarpıp
Bir de 2'ye bölüyorduk dostlar. Hadi bu 2 ile şu 6 sadeleşsin 3. 3 ile de bu 3 sadeleşsin. Geriye sadece Adana kalsın. Evet, 5. sorumuz eşkenar dörtgen. Daha önce çokça çözdüğümüz soru tarzından köşegenlerin dik kesişmesinden faydalanacağız dostları. Hemen şu diğer köşegeni çiziyorum. Köşegenler dik kesişir, bunu gösteriyorum. Köşegenler birbirini ortalar, 4 4'ü de yazdım buraya. Ve bakın şu üçgen sizin aşık olduğunuz, çok sevdiğiniz bir üçgen, 6 8 10 üçgeni. Demek ki şu kenar 6, o zaman bu kenar da 6. Eşkenar dörtgenimin köşegenlerini buldum, 12 ile 8. Alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısıydı dostlarım, tıpkı deltoidde olduğu gibi. Hemen 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6, 6 ile 8'i çarpıp Edirne'yi paketledim. 6. sorumuz eşkenar dörtgen diyor ve EB, EC'nin 2 katıymış canım kardeşim. O zaman buraya K, buraya da 2K yazalım. Eşkenar dörtgense şu kenar 3K, şu kenar 3K, şu kenar 3K olmak zorundadır diyelim. Taralı bölgenin alanları oranı nedir diye soruyor. Taralı bölgelerin alanları oranını soruyor bize. Bulmaya çalışalım şimdi dostlar. Şimdi şurada bir sürü kelebek üçgen var. Mesela şu iki beyaz kelebek üçgeni göreyim ben ilk etapta. 2K'ya 3K, yani 2'ye 3 oranı var. O zaman şurası 2M, şurası 3M olsun diye başlayalım biz soruyu çözmeye bir kere. Sonra şuraya da mesela ne diyelim? 2A alanı dersem, ya da 4A diyeyim buraya. 4A alanı buraya yazarsam 2M'ye 4A, 3M'ye 6A alanı yazmak zorundayım diyelim. Bunu da yazdık. Bakın şuradaki kelebek üçgenlerin oranını görelim dostlar. Şu kelebekten bahsediyorum. Şurada. 1'e 2 oranı olduğunu fark edin bunların. Bakın 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2 bizim benzerlik oranımız. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Biliyoruz ki benzerlik oranının karesini alırsak alanların oranına ulaşırız. Demek ki alanlarının oranı 1 bölü 4. Yani şuna x dersem alanına, bu 4x olacak. Ya da bunun 4'e bölünmüş halidir diyelim. 10a ya burası. Şu taralı bölgenin alanı 10a bölü 4 olacak arkadaşlar. Bizden de ne istiyor? Taralı alanların oranını istiyor. Hemen şununki 10a bölü 4. Şuraya yazıyorum. 10a bölü 4. Bölü bu taralı alanda 6A. Arkadaşlar A'ları sildim. 6'yı çarpı 1 bölü 6 diye de yanına yazdım. Çarpı 1 bölü 6 diye. 10 bölü 24 çıktı. Sadeleştiriyorum. 5 bölü 12 geldi. Sorumun cevabı. Evet, 7 numaradayım dostlar. ECDF bir eşkenar dörtgen. Bir de kare var elimizde. Madem ki bu bir kare, bir açısı 90 derece olacak. Şurası bütün kenarlara eşit 12, 12. Buraya da 12 yazalım. Şuraya da 12 yazalım. Kare ise burası 90 derece olacak. Buraya 60 kaldı. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşitti. Buraya 60 kaldı. Buranın 90, buranın da 30 olduğunu söyleyelim. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı 6. 60'ın karşısı da kök 3 katı. 6 kök 3'ü yapıştırdım dostlar. Bize neyi soruyor? FTD'nin alanı, yani dik üçgenin alanı, yani dik kenarlarının çarpımının yarısını soruyor. 6 ile 6 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölerseniz Bursa'yı da işaretlersiniz. 8. sorumuz. ABC'de eşkenar dörtgen. DEC'yi 33 vermiş. Şuraya hemen 33'sün sen diyelim. FBC'yi de 49 vermiş. Şuraya da 49'umuzu yazalım. Olduğuna göre tüm paralel eşkenar dörtgenin alanı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi şu boşluğa da x dersek, şuraya da y yazarsak. Bakın şurada bir yamuk vardı hatırlarsanız. Şu bir yamuktu ve papyon kuralından şu yandaki alanlar eşit demiştim. Şurası da x oldu. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi eşkenar dörtgende köşegeni çizdiğimiz zaman şu köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Demek ki 49 ile x'in toplamı 49 artı x eşitmiş şu üstteki 33 x ve y'nin toplamına. 33 x ve y'nin toplamına eşit. Bakın buradan x'ler giderse 33'ü bu tarafa attım. Ne kaldı? 16 mı kaldı y dediğimiz olaya? Demek ki şurası 16. Şimdi bir de kelebek üçgen görelim arkadaşlarım. Bakın şu kelebeği görmeye çalışın. Şu 49 ile 16'nın kelebeğini göreceğiz.
alanlarının oranı 16'ya 49. Bu şu demek, alanların oranının karekökü benzerlik oranı demekti hatırlarsanız dostlarım. Demek ki karekökünü alırsam 16 ile 49'un 4'e 7. Şurası 4K, şurası 7K'dır diyebilirim. Ve bakın 7K'lık üçgene 49 düştü, 7 katı. 4K'lık üçgene 7 katı düşecek, 28 olacak x dediğimiz şey. O halde bu da 28. Şimdi 49 ile 28'in toplamı 69, 70, 77 yapıyor. Şurası 77. Bu da yarısıydı. Bir 77 de diğer taraftan gelecek arkadaşlarım. 77, 77 daha, 140, 14 daha, 154 yaptı. Adana'dan geldi sorumuzun cevabı. Evet, 8 numarayı da gömdük, çevirdik. 9 numaralı sorumuzdayız şimdi arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Ya şunu biraz küçülteyim de ben. Şıklar falan gözükmüyor ya. 9 numaradayız. ABCD eşkenar dörtgen. 45'i 60'ı gördük arkadaşlarım. Şimdi karşılıklı açılar eşitti. O zaman şuranın tamamı 60, şuraya 15 kaldı. Ardışık açılar U kuralı yapıyordu. Demek ki şurası toplamları 180 olacağı için 120 yaptı. 120, 45 daha, 135. Şuraya 45 kaldı diyelim. BC'yi, yani eşkenar dörtgenin bir kenarını 12 vermiş. O halde buraya da 12 yazalım. Tabii ki buraya da yazabilirim 12'yi. Başka neler vermiş? Başka da bir şey gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlarım. Yani bu kadar. Buna göre de X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Şu 120'yi biraz uzatıp şöyle bir diklik indirelim 120'den arta kalana. Şurası 60 derecedir. 90'ın karşısı 12 ise şurası 30. 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı da 6 köküç olur. Sonra bakın şu dik üçgenimiz de bizim özel bir dik üçgenimiz çıktı. 45, 45, 90 dik üçgeni. Bunun özelliği neydi? 45'in karşısında ne varsa 90'ın karşısında bunun kök 2 katı olacak. Yani 6 kök 3'ü kök 2 katıdır x. O da 6 kök 6 yapar. Edirne'den gelir sorumun cevabı. 10 numaradayız. Deltoid diyor. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş. Öncelikle şurası 5, şurası 12. Buranın tamamı 13'tür arkadaşlarım. Bunu bir yazalım. Burası 13. Deltoid olduğu için şu uzun köşegen açıortay olacak. Şurası açıortaydır. Ve açıortay teoremi yaparsam bakın sol kol 5, sağ kol 12. O zaman 5K'ya 12K diye de buraya yazar. Ve toplam 17K'yı biz ne bulduk? 13. O halde K eşittir 13 bölü 17 çıktı. Benden ne istiyor? 12K'yı istiyor. 12 çarpı 13 bölü 7. 12 ile 12 tane 12 ne yapar? 144 yapar. Bir 12 daha eklersem 156 yapar. 156 bölü 17 çıktı. X dediğimiz şey 12K yani. 11. sorudayız. BCDE, BCDE deltoid ve bir yamuk var. Paralellik var yani. Şuradan deltoidimizin biz uzun köşegenini çizelim. Ve bunun açıortay olduğunu gösterelim arkadaşlarım burada. Şimdi 8 orası, X burası. Bakın şu Z harfini de görelim buradan. Şurası da böyle bir çizgi olacak. Demek ki şu kenarla bu kenar eşit. Şimdi deltoid de şu şuna eşit. Bu buna eşitti. Demek ki burası da 6. Ve bu kenar 14 olduğu için x'imiz de 14 geldi. 12. sorudayız. A, B, C, F bir deltoid. A, B, C, F deltoid ise şurası. Bu da buna eşittir diyebilirim. Şu bizim uzun köşegenimizdir. Açıortay olacak diyelim hemen. D, C paralel AB. Şimdi paralellik ve açıortay var. Hemen Z kuralını yapalım. Şuraya da çizgili açımızı gösterelim. Ve bakın şu kenar şu kenara eşit. Yani x'imiz 25 çıktı. Az önceki sorunun neredeyse tıpatıp aynısı. 13. sorumuz. ABCD bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşitti. Buraya 60 yazalım. 30'umuzu yazalım. Alan ABCD'yi 32 köküç vermiş. Önce şimdi 30'un karşısına k, 60'ın karşısına k kök 3, 90'ın karşısına da 2k yazalım biz arkadaşlarım. Şimdi eşkenar üçgenin, eşkenar dörtgenin alanı şuydu. Yükseklikle yani k kök 3 ile
tabanın çarpımı, ki tabanımız neymiş bizim? Bir kenarımız 2K'ymış arkadaşlarım. Öyle yazmışız. 2K'nın çarpımı 32 köküçe eşit. Bakın köküçler gitti. Buradan 2K kare eşittir 32. 2'ye bölersem K kare eşittir 16. K eşittir 4 geldi. Benden de ne istiyor? DH. Yani K köküçü istiyor. K'yı 4 bulduğum için 4 köküçü işaretledim. Buna bakalım. ABCD eşkenar dörtgen. ED'yi ne vermiş? 15, 9 vermiş bir de. ABCD. Tamamı da eşkenar dörtgenmiş. Buna göre alan ABCE nedir diye soruyor. Hemen şu köşegeni de çiziyorum. Eşkenar dörtgenimde köşegenler dik kesişiyordu. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Buranın tamamı 15 ile 9'un toplamı 24 ise 12 burası, 3 burası olacak şekilde ortaladım. Bakın diklikten diklik indi. H diyelim buna. H kare eşittir. P çarpı K öklitini yapıyorum. Yani 3 çarpı 12'dir. H kare eşittir 36. H'ı 6 buldum. Şurası 6 çıktı. Tabii ki köşegenler birbirini ortaladığı için burada 6. Şimdi bana bumerangın alanını soruyor dostlarım. Birkaç farklı yolla bulabiliriz biz bunu. Nasıl buluruz öğretmenim? Mesela 1. Şu büyük eşkenar dörtgenin alanından beyaz dörtgenin alanını çıkartırız. Onu da söyleyeyim. Eşkenar dörtgenin alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Beyaz dörtgenin köşegenleri dik kesiştiği için yine köşegenlerin çarpımının yarısı deyip birbirinden çıkartıp bumerangın, yani taralı bölgenin alanını bulabiliriz. Bu 1. 2. Şu üstteki üçgeni kapatırım. Bakın bir buradaki üçgenin alanını bulurum. Şu büyük beyazla siyahın toplamını bulurum. Bir de beyazı bulup ne yaparım? Beyazı çıkarttığımda geriye siyah kalır. Bu da bir diğer yöntemi. Ya da direkt bumerang dörtgenidir bu. Bumerang dörtgenin alanı neydi? Köşegenleri, yani 9'la diğer köşegeni de 12'dir. 9'la 12'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de köşegenlerin kesişim arasındaki, kesiştikleri yerdeki açının sinüsünü alıyorum. Şimdi 90'ın sinüsünü alacağım. Sinüs 90'da 1 olduğu için 1 yazmasak da olur. Buradan da şunlar gitsin. 6, 6 kere 9, 54'ü işaretledik. 15 numaradayız. A, B, C, D, A, B, C, D dikdörtgen. T, F, K, E, F kare. Bir de eşkenar dörtgen var. 6 vermiş şurayı. Tamam. 18 vermiş şurayı. Ona da tamam. Buna göre de diyor ki FDX nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi karemiz var. Eşkenar dörtgenimiz var. Var da var. Şimdi şuradan aşağıda bir diklik indirelim. Burası da 6 olsun arkadaşlarım. Şimdi şu kare olduğu için şu kenarların hepsi birbirine eşittir. Şöyle yapalım hatta. Nasıl yapalım? Şimdi karenin bütün kenarlarına tık tık simgesini koyalım. Hatta harf vereyim ya. A diyeyim. A diyeyim. Dostlar karenin bu kenarı da A'dır. Şurası da A olur. Onu da A yazalım. Şurası da A olur karenin. Dolayısıyla eşkenar dörtgenimin de bir kenarı A geldi. Aslında X demeyelim, A diyelim o zaman biz. Şurası da A çıktı. Tabii ki dikdörtgenin de kısa kenarı A geldi arkadaşlar. Burası A ise şu uzunluk da A olacak diyelim. Demek ki şurası A eksi 6. Onu da yazmış olalım. O halde şurası da 2A eksi 6 olur. Öyle mi olur? Bir daha bakayım. Tamamı A'ydı. Ben A'dan A eksi 6'yı çıkartıyorum. Ne kalıyor? 6 kalıyor tabii ki A'lar gidince. Şurası da 6 geldi. Yani şurası da 6 geldi. Onu da yazmış olayım. Başka, şurası A idi, şurası da A çıktı, buraya da 18 eksi A geldi, demek ki şurası da 18 eksi A. Evet, şimdi şuradaki dik üçgenden soruyu çözebiliriz artık. 6, 8, 10 dik üçgeni midir diye bakıyorum. A'ya 10 desem, 18'den 10 çıkarsa da 8 kalıyor. Evet, 6, 8, 10'u sağlıyor. Demek ki A, yani biz X dedik ona, X dediğimiz şey 10'muş diyebiliriz. Son sorumuz ABCD eşkenar dörtgen, FE paraleldir MN, o da paraleldir BC'ye. Şimdi 60 yöndeşlikten, şu da 60 paralel dediği için arkadaşlarım. Şimdi 60 ise karşısındaki açıda 60'tı eşkenar dörtgende. Şurada bir U kuralı vardı. Demek ki bu açının tamamı 120. Köşegen açıortay olacağı için bu da 60, bu da 60 diye böldüm. Ve bakın 60, 60, bu bir eşkenar üçgen çıktı. Şurası da 8, burası da 8 geldi. Şimdi
Şimdi bakın aynı muhabbeti burada yapacağım. Yöndeşlikten şu açımız 60. Yine açıortaydan bu da 60, 60. Demek ki bu da 5 kenar 4 üçgen. Burası da 6, 6 geldi. Yani benim şu köşegenimin tamamı ne çıktı bu durumda? 6, 10, 18 geldi. Şimdi bir de benzerlik yapalım. Bakın şurayla şurasının paralel olmasından benzerlik yapalım. Sol taraf 8'e 10 diye bölündü. Sağ taraf da 8'e 10 diye bölünecek. Demek ki şurası 10. Bakın bir kenar 18 çıktı. Bize de çevreyi soruyor. 4 tane 18'i soruyor yani. 72'yi işaretledi. Evet gobeller, bunu da gömdük. Bir sonraki konumuzda neye geçecekmişiz? Dikdörtgene geçecekmişiz. Onu da artık hallederiz, gömeriz inşallah arkadaşlar. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.